Herkese merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görsel olarak hem lezzet olarak çay sofralarınıza çok yakışacak şık salata tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. 5-6 adet orta boy patatesin kabuklarını soyarak tencerenin içerisine alalım. Rastgele olacak şekilde doğrayalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerini geçecek kadar su ekleyip patatesler yumuşayana dek haşlayalım. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 2 adet orta boy havucu iri tarafıyla rendeleyerek ekleyelim. Orta ateşte birkaç dakika kadar havuçlar hafifçe yumuşayana dek kavuralım. Daha sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Haşlanmış patatesin fazla suyunu dökelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezelim. Daha sonra üzerine soğumuş olan havucu ekleyelim. Ayrı bir kabın içerisine 5 dolu yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu alalım. Üzerine yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar mayonez ekleyelim. Karıştıralım. Üzerine 1 çay kaşığı kadar da tuz ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadarını bir küçük kasenin içerisine ayıralım üzerini süslemek için. Daha sonra salatamızın içerisine 5-6 adet küçük küçük doğranmış olan kornişon turşu, yarım demet ince kıyılmış dereotu, 3-4 dal taze soğan ve hazırlamış olduğumuz mayonezli yoğurt sosunu üzerine ekleyelim. Tekrardan 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Siz damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayın. Güzelce karıştıralım harcımızı. İsterseniz salatanın içerisine birkaç diş rendelenmiş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Çok yakışacaktır. Yoğurdu bana biraz az gibi geldi. Tekrardan üzerine 1 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekledim. Yani 6 dolu yemek kaşığı süzme yoğurt kullanmış oldum. Tekrardan karıştıralım. Derince bir kasenin içerisine veya kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Buzdolabı poşetini yerleştirelim. Üzerine salata harcımızı alalım. Videoda gördüğünüz gibi üzerini düzeltelim. Ve kenarda kalan poşetleri üzerine çevirelim. Buzdolabında yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Daha sonra servis tabağına ters çevirelim. Üzerindeki poşeti alalım ve daha önce ayırdığımız mayonezli yoğurt karışımından fırça ile üzerine sürelim. Kenar kısımlarını her tarafını kaplayacak şekilde yoğurtlu karışım üzerine sürelim. Daha sonra 2 adet yumurtayı haşlayalım. Sarısını ve beyazını ayıralım. Beyazını ayrı bir tabağa, sarısını ayrı bir tabağa rendeleyelim. Rendelenmiş yumurta sarısını salatamızın orta kısmına yerleştirelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi halka şeklinde doğranmış kokteyl zeytinle süslemeye devam edelim. Ve son olarak yumurta beyazını da en kenar kısımlara yerleştirelim. Ve pasta görünümlü harika şık salatamız servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp tanıdıklarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomu izlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.